Romge içki çizilgen aylana. Her kandı romge içki aylana çizish mümkün. Yani içki aylana çizili yaptı. Aylana romnin barça tamırlarga urunu beti yaptı. Yani içki aylana, içki çizilgen aylananı körüp durursuz. Aylana merkezi kayırda buladı. Romge içki çizilgen aylana merkezi rom diagonalları kesişken noktada buladı. Diagonallar o noktada kesişi yaptı, o nokta aylana merkezi buladı. İçki çizilgen aylana merkezi buladı. O romlu balandigi, romlu balandigini haşbadan belgileylik. Haş 2 erge teng, yani içki çizilgen aylana radyosudan 2 marta katta buladı. Haş teng 2 er formula. O romge taşka aylana çizish mümkün mü? Umuman olganda romga tashqi aylana chizish mumkin emas. Faqat bitta holda chizish mumkin. Agar rom kvadrat bo'lsa, unga tashqi aylana chizish mumkin. Boshqa hollarda romga tashqi aylana chizish mumkin emas. Endi mavzuga doir masalalar ko'rib chiqamiz. Birinchi masala. Rom tomoni 5 ga, unga ichki chizilgan aylana radiusi 2 ga teng. Rom yuzini toping. Xo'p, masalani yechamiz. Biz gelme berilgen, rom tamamını 5 geteyim. Burada tamamını 5 koyarız, burada tamamını gel. Rom'da barça tamamları teyim, barça tamamları 5 geteyim. Kereyler, bana şu tamamını gel, 5 yazıyelik. Nabat'taki cümlelerini okuyumuz. Unge içki sızılgen aylana radyosu 2 geteyim. Hop, aylana çizamız. İçki sızılgen aylana değilgen sözünü okuduk, demek içki aylana çizamız. İçki aylana çizdik. Bana çizildi. Hop, aylana radyosu 2 geteyim. Demek radyosunu ötkizamız. Bittemez 2 tane radyosu ötkizdik. Bana 2 geteyim, bu ham 2 geteyim. Çünkü bu radyoslar yığındısı bana barandaki teyim boladı. Şundan faydalanmak çamız. H teyim 2 er. Formuladan faydalanamız. Radius 2 geteyim bol geldiği sebeple yerine oranına 2 koyup demek biz h teyim tör ekanını hasıl kılamız. Şimdi kılıp romlu banaldigi h 4 geteyim ekan. Yendi romlu tamamı ve onu banaldigini bilgen halde biz onu yüzünü asanlıkça tapışımız mümkün. Yüze teyim a köpaytırı h, yani romlu tamamını onu banaldigiye köpaytmesi. Yani 5 köpaytırı tör. Çünkü barandigini topganmiz 4 ga teng. H'ning o'rniga 4 ni qo'yadigan bo'lsak, demak 20 hosil bo'ladi. Shunday qilib javob romning yuzi 20 ga teng. Ikkinchi masala. Bu masalani o'qiymiz. Rom yuzi 30 ga teng. Rom tomoni 5 ga teng. Unga ichki chizilgan aylana radiusini toping. Romning yuzi 30 geteyim. Mesela ne içeğimiz? Biz gibi verilgen romun yüzü 30 geteyim. Rom tamamı 5 geteyim. 5 geteyim. Barda tamamen biz 5 yazdık. Romun yüzü 30 geteyim. Unge içki sızılgen aylana radyosunu tapayım. Unge içki sızılgen. Unge içki sızılgen aylana. Aylana içki çizamız. Romge içki aylana çizili yaptı. Çizildi. Şimdi bana bu formuladan S teng AH, yani yüze üçün bana bu formuladan biz Rom'nin banaldigini tapışımız mümkün. S'nin oranına 30 nap gelip koysak A bizde 5 geteng. A'nın oranına 5 koyalımız. Neticede biz kuyudaki tengliğini hasıl kılalımız. Bu tengliğinden H'nı tapalımız. H teng 6. Demek Rom'nin banaldigi 6 geteyim eken. Yani Rom'un banaldigi radyosundan 2 marta katta. Rom'un banaldigi 6 geteyim. Birden biz
İçki çizilgen aylana radyosunu tapışımız mümkün. Yani h deyin 2 yer formuladan. H'nin oranı gibi biz altına akıyor koyamız. Neticede bu teliğine fasal kılamız. Bir yerden radyosunu tapsak, radyos deyin 3 ekene gelip çıkardı. Şunu da yakalıp cevap, Romge içki çizilgen aylana radyosu 3 ya deyin. Nabetteki mesela, üçüncü mesela, Romge içki aylana çizilgen. Rom tamamı aylanaga urunuş noktası da 1 cm ve 4 cm uzunlukdaki kesmelerge ajralgan. Rom'nun yüzünü topin. Rom, ABS'da rom çizilgen. Mesela niye çağımız? Romge içki aylana çizilgen. Demek şundan başlayalımız. Romge içki aylana çizilgen. Romge aylana, içki aylana çizili yaptı. Çizildi. Kengisi, kengi cümlelerini okuyumuz. Rom tamamı aylanaga urunuş noktası da, bana, rom tamamı aylanaga urunuş noktası bana bu. 1 cm ve 4 cm uzunlukdaki kesmelerge ajralgan. Yani bana urunuş noktası bir yerde iki de kesmeye ajralıptı. Bittasi 1 cm ekan, ikkinchisi 4 cm ekan. Albatta kichigi 1 ga teng, uzun kesma 4 ga teng. Hop, buni ham bu shartni ham o'qidik. Kesmalarga ajralgan romning yuzini toping. Romning yuzini topamiz. Hop, buning uchun biz quyidagi uch burchakni qaraymiz dastlab. Biz romning balandligini topsak bo'ldi. Romning yuzini topa olamiz. Va quyidagi uch burchakni qaraymiz. Mana bu uch burchakni qaraymiz. Agar radius o'tkazsak, urunish nuqtasiga radius o'tkazsak, bu radius shu uch burchakning balandligi bo'ladi. Xo'p, dastlab mana shu uch burchak to'g'risida nima bilamiz? Bu uch burchak to'g'ri burchakli uch burchak bo'ladi. Chunki romning diagonallari to'g'ri burchak ostida kesishadi. Yana shu uch burchakka qaytamiz. Mana bu uch burchak, uch burchakni ko'rib turibsiz. A, O, B uch burchak. Bu uch burchak to'g'ri burchakli uch burchak. Chunki romning diagonallari to'g'ri burchak ostida kesishadi. Va unga O nuqtadan urunish nuqtasiga radius o'tkazsak, shu to'g'ri burchakli uch burchakning balandligi bo'ladi. Bu uch burchak uchun romning tomoni, AB tomoni gipotenuza bo'ladi. Demak, mana bu radius bu gipotenuzaga tushirilgan balandlik bo'lyapti. U holda to'g'ri burchakli uch burchakda quyidagi formula bor edi. To'g'ri burchakli uch burchakning gipotenuzaga tushirilgan balandligi mana bizning qonimizda bu r ga teng. Uning gipotenuzada ajratgan kesmalari ko'paytmasidan ildiz olinganiga teng. Ya'ni bu ham teng A1 4 ga teng, A2 1 ga teng, ya'ni 4 ko'paytirib 1 ildiz ostida bundan 2 chiqadi. Shunday qilib, romga ichki chizilgan aylana radiusi 2 ga teng ekan. Bundan biz osongina romning balandligini topishimiz mumkin. Romning balandligi radius 2 ga teng bo'lganligi sababli romning balandligi 4 ga teng bo'ladi. Romning tomonini mana bu kesmalar yordamida topishimiz mumkin. Bu kesmalarning yig'indisi romning tomoni bo'ladi. Demak, A teng A1 qo'shuv A2, ya'ni 4 qo'shuv 1 5 ga teng. Shunday qilib biz romning tomonini bilamiz, uni balandligini ham bilamiz. Bu ikkalasidan foydalanib biz romning yuzini topishimiz mumkin. S teng A ko'paytiruv H tomonini balandligiga ko'paytiramiz. Ya'ni 5 ko'paytiruv 5 ko'paytiruv 4 natija 20 bo'ladi. Shunday qilib romning yuzi 20 ga teng. Navbatdagi masala. Romning o'tkir burchagi 4-chi masala. Romning o'tkir burchagi 60 gradusga. Unga ichki chizilgan aylana radiusi 3 ga teng.
Rum perimetrini toping. Bu masalani yechamiz. Birinchisi, Rumning o'tkir burchagi 60 gradusga teng. Mana o'tkir burchagi 60 gradusga teng. Bu burchagi o'tmas burchagi, B burchagi, D burchagi o'tmas burchagi. İkkita o'tkir burchagi bor. A va C. Demak, ikkalasi ham 60 gradusga teng. Kelinglar A ni biz belgilaylik 60 gradusga teng deb. Navbatdagi jumlani o'qiymiz. Unga ichki chizilgan aylana radiusi 3 ga teng. Demak, unga ichki aylana chizilgan. Dastlab aylana chizamiz. Romga ichki aylana chizyapmiz. Va aylana radiusi 3 ga teng. Shartga ko'ra aylana radiusi 3 ga teng. Romning perimetrini toping. Rumning perimetrini topish uchun biz uning tomonini topamiz. Va tomonini topish uchun biz rumning balandligini topamiz. Rum balandligi uchun biz formula bilamiz. Rumning balandligi 2r ga teng. R 3 ga teng. Shu sababli demak, rumning balandligi 6 ga teng bo'ladi. Shunda biz rumning balandligini topdik. Endi mana bu uchburchakni qaraymiz. Mana bu uchburchakni qaraymiz. Bu uchburchakda bu uchburchak to'g'ri burchakli uchburchak, bitta o'tkir burchagi 60 gradusga teng. Bu burchak qarshisidagi katet h ga teng, h 6 ga teng. Demak, rumning tomoni bu uchburchakda gipotenuza rolini o'ynayapti. Ya'ni gipotenuzani topamiz, a ni topamiz. Buning uchun biz mana bu tenglikdan foydalanamiz. H teng a ko'paytiruv sinus 60 gradus. H ning o'rniga 6 qo'yamiz. Sinus 60 gradus iljosda 3 taqsim 2 ga teng. Bu tenglikdan biz a ni topishimiz mumkin. A teng 4 iljosda 3 ga teng. Shunday qilib biz rumning tomonini topdik. Rumning tomonini bilgan holda biz uni perimetrini topishimiz mumkin. Buning uchun rumning tomonini 4 ga ko'paytiramiz. Natijada biz 16 iljosda 3 ni hosil qilamiz. Shunday qilib rumning perimetri 16 iljosda 3 ga teng.